Zafer abiyle Cem'in bakışı benim. Çok heyecanlıyım da titriyorum şu an heyecandan. Evet Zafer abi, geldik mi yine? Evet. Geleceğimiz yere. Abi işte ruhumuzu olgunlaştırıyoruz bu şekilde, yükseleceğiz. Hemen bir izleyicilerimize merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba. Yine yeniden bir Rings of Power tepki videosuyla karşınızdayız. Az kaldı. Vuslat yaklaştı Zafer abi. Evet, vuslat yaklaştı. Heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. İşte o gün yaklaştı. Biz heyecanlıyız. Uyuyamıyoruz günlerdir. Ondan sonra ikinci trailer gelecek. İkinci trailer geldi. 3 dakika 40 saniyeymiş. Şimdi beraber izleyeceğiz. Çok heyecanlısın. İnanılmaz heyecanlıyım. Müthiş bir sezon geliyor ya. Bayılıyoruz yani. Bakın bakın. Teaser'a tepki olan gördünüz mü? Galadriel'in ışığını tutacağım abi. Canımı sıkan bir şey Karanlık olursa. yerlerde işine yarayabilir. Abi ne bekliyorsun? Kısaca bir fikrini alayım da. Şimdi fragmandan kesinlikle iyi sahneler falan göstereceklerdir. Fragmanda gene bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hani elbette ki en iyi yerleri ya da en dikkat çekici yerleri falan göstereceklerdir. Ama dizinin temeli çok kötü olduğu için ikinci sezondan hani çok da toparlanabilecek bir durum yokmuş gibi geliyor. Ama yanılmayı istiyorum. Yani ben şaşırayım. Yok abi hani ikinci sezon bayağı derli toplu hale gelmiş, düzeltmişler falan diyeyim istiyorum. Ama şeyim yok hani öyle umut var bir durumum yok. Yani bence gene birçok senaryo açığıyla birçok Tolkien dünyasına uymayan şeyle dolu bir sezon olacakmış gibi. Yani mantığım bunu söylüyor değil. Hissiyat değil de mantık olarak böyle devam edecek gibi geliyor. Sen? Vallahi ilk sezon benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğu için haliyle çok tepkili yaklaşıyorum şimdilik. O yüzden tepki videosu O yüzden tepki videosu çekiyorum. Nasıl espri? Zehir ya kafa. Süper, süper. Ya ne diyeyim? Yani bakalım Zafer abi dediği gibi yani şimdi güzel şeyler göstereceklerdir. Sonra izlerken inşallah geçen seferki gibi büyük hayal kırıklığı olmaz. Birazcık yani insanların ne dediğini dinlemişlerse hikaye toplamak çok zor ama en azından seyir zevki olarak iyi bir sezon izleme şansımız doğar. Ama ben ümitli değilim. Yine de bir bakalım. Yani önden şimdi yapılan işi görmeden de bir şey söylemek doğru değil. Ben de fikrimi söyleyeyim. Buyurun. Benim bile heyecanımı nasıl tüketti ilk sezon. Son ana kadar bekledik bekledik ama arkadaşlar çok zor ikna ettim ben bu iki adamı sabahın beşinde uyanmaları için. Yani başka hiçbir şey için yapmazlardı herhalde. Bir de sonra şey oldu. Ulan bunun için mi kalktık? Ben böyle kafamı eğerek çıktım ortamdan zaten. En son. Yani inşallah en azından kendi içinde tutarlı olur. Öyle söyleyelim. Evet, Yani evet. kitabı falan geçtik, evreni geçtik. Kendi içinde tutarlı bir çembere oturturlarsa her şeyi bizim için okeydir yani bu saatten sonra. Çünkü artık şeyi beklemiyoruz yani. Aman işte Laura şöyle uyusun. Zafer abi de o soruları sormazsa mantığa tutmaya çalışıyor ya her seferinde. Ne alaka ya bu hala? Bir umut hala. Unutuyoruz ve sıfırdan bir duyguyla izleyip heyecanlanmak istiyoruz elbette. O zaman izleyelim mi? Hadi bakalım Şu izleyelim. şey ümitsizliğimizi bir kenara bırakalım. Sıfır duyguyla izleyelim bakalım. Olur mu? Olur. Olur mu Zafer abi? Deneriz. Bakayım. Hiç deneriz gibi durmadım. Denemeyecek belli. Deneyeceğim, Hadi deneyeceğim. Tamam. başlatıyorum abi. Hadi Tamam. Hadi bakalım. bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İlkin böyle bir üstünden geçelim bakalım. Hadi. Bir dakika. Dı nı nı Ne yapıyorsun sen? Müzik yapıyorum. Pardon. Anlayamadın mı? Anlayamadım gerçekten. Evet Zafer abi veriyorum. Sanatımı da anlamadılar. Üf yüzük güzelmiş. What about to call you?
gift. Our work begins now. I have walked across mountains and deserts to help my friend find his destiny. More than the fate of the world may depend on. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face sorrow? Ya bak Palantir güzel abi. Aa. Ant'ın. Neydi? Ay. Al sana at Zafer abi. Atlar rica atlar. Evet. Valla güzel. Her şeyi asılmışlar. Evet. Biraz abi, ant, biraz evet. Kazatma köprü yıkılışı, biraz yüzükler, biraz savaş. Yani buldukları her tuşa basmışlar gibi bir panik haliyle yapılmış gibi duruyor. Her tuşa basmaya çalışıyor. Balrog'un kendisi, doğu halkları. Vallahi abi yani her şey var gibi içinde değil mi? Hmm. Yani her şeye dokunmuşlar. Bütün tuşlara basmışlar gibi duruyor. Tekrar izletiyorum o zaman abi. Tamam, tekrar bir bakalım şuna. Baksana. Kaç getiriyorlar. Kirdan değil mi o adam? Kirdan da herhalde. Yüzüğü verdi. Bunları çok güzel yapmışlar. Ulan bunu da kim dedik Sauron çıktı. Şey mi ya? Bizim geçen. Bugacılar. Evet. Burada kanatlar çalışıyor yalnız. Fark ettin mi zaten? Evet. Salındı şöyle havada. Peril.
Suya giren de kimmiş belli oldu suyun altındaki. Leave Sauron to me diyor. Evet, bu sefer bayağı şey var içinde, detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor Zafer abi. Evet, çok şey var. Bir videoyla seninle böyle kare kare gitmemiz lazım. Evet. Ben genel olarak açıkçası trailer'ı beğendim. Trailer birçok şey vaat ediyor. Ama geçen trailer'ı da çok beğenmiştim aslında, son trailer'ı. Ama sonra diziyi izleyince büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. İnşallah burada gösterdikleri, yani bakın size çok güzel bir hikaye anlatacağım dedikleri şeyi bize verebilirler diye ümit ediyor. Görüntüler güzel, çok... savaş sahneleri hiç fena değil. Baya bir detay var. Yani burada %90'ını kaçırıyorum eminim. Benim hoşuma gitti trailer. Yalan yok şimdi. Ya şey de dediğim gibi trailer'da yani hep iyi yerler, güzel yerler gösterilecek falan da çok fazla başat iş arka arkaya var ya, yani kitaplardan, Peter Jackson'ın filmlerinden bildiğimiz çok fazla anımsatan sahneler var. O zaman da yani bu kadar ana arkı bir araya toplayıp da manalı bir dizgi oluşturma ihtimalleri düşüyor. Yani böyle parlak anlar görmek gibi olabilecek sanki. Evet. Yani Balrog nasıl 8 bölümde tam olarak o ürkütücülüğü, korkunçluğu, birinci çağın yaratığı olduğu anlaşılacak. Ve Sauron Anatar kılığında geri dönecek. Celebrimbor'una ilk başta inanacak. Gil-galadlar bilmem neler herhalde biraz daha dışarıda, onlardan habersiz kabul edecek. İşte Shelob var mesela, değil mi? Onu görüyorsun. Hani bir öncekte şey yapan biri var. Adar'ın kuvvetleri ayrı görüyorsun. Adar'ın kuvvetleri ile Sauron'un kuvvetleri ayrı herhalde. Yani ilk sezonda öyleydi ya, ona istinaden diyorum. Hani ikisi birbiriyle ortak çalışmıyordu. Birbirinin emri altında değillerdi. Şimdi öyle bir başat kuvvet var, bir kötülük villain var. Bir Sauron diye bir villain var. Hani onları bir, anlatacak. Abi şey, Adar Sauron'u bana bırakın diyor bir de. Evet, yani öyle bir aralarında husumet varmış gibiydi. Öyle anlattılar. Gene bizim garip ablalar var. Karınlarından kelebekler fışkıran kötücül büyücüler mi diyelim, tarikat cılar mı diyelim, ne dersek işte onlara. Öyle bir ana yol var. Bizim Hobbit kızla meteor adamın orası Doğu. Doğu'da bir hikayesi var. Tom Bombadil giriyor o hikayeye. 7-8 tane ana ark varmış gibi. Entler var. Hani ent hikayesi de var. O zaman Fangorn ormanı bölgesinde de önemli işler var. Şimdi böyle bu kadar önemli şeyleri üst üste yığınca yani nasıl toparlarlar senaryoyu? Nasıl böyle ortak, dengeli bir şekilde götürürler? Emin olamadım. Ama fragmanı izlemek güzel. Her şeyden biraz görüyorsun. Keyifli. Ona bir şey demiyorum ama bu kadar başat olayı dengelemek pek de mümkün değil. Ne düşündüm biliyor musunuz izlerken? Yani bütün ırklar vardı videoda neredeyse. Abi değil mi? Evet. Yani Tolkien'daki bütün ırklar vardı neredeyse. Olmayan var mıydı? Duru adamları görmedik. Şeyde, ha evet, Ghost, onları görmedik. Troller bile vardı arada. Troller var. Bilmiyorum da. Var. Ben entleri gördüğüme sevindim. Bir orada bir mutlu oldum. Ent hanım görmek güzel oldu valla. Ben çok hayal ederdim. Yani nasıl canlandı? Onun sesi diye. Kadın sesiydi değil mi? Ben yanlış duymadım. Kadın yani sesi. Öyleydi. Kadın sesiydi. Evet, Ent Hanım'ı. Ama Galadriel ona mı ok atıyordu? Onu hayır, onu birleştirmişler. İşte orada o şey, o hayaletlere sıkıyor aslında. Ya da bir şey de garip değil mi? Galadriel'in oklarının patlamalı ok olması ya da orada bir gene sahne mi birleştirilmiş? Attığı
yaptığı yerde bir patlama olabilir zaten. Olabilir abi. Yani belki de sahneyi birleştirdikleri için öyle gördük. Ama patlamalı da olabilir yani. Olabilir. Olsa da şaşırmam değil mi? Aynen. Olabilir. Yani, bayağı bir şey olacakmış. Bu kadar şeyi çok düzgün, sakin anlatamazlar. Panikle bütün tuşlara basmışlar gibi geliyor bana ama umarım yanılırım başta dediğim gibi. Yani umarım becermişlerdir. Umarım bir hikaye anlatabilirler. Yani Tolkien'den falan geçtim ben yani. Düzgün bir hikaye anlatabiliyorlar mı ona bakacağım. Bir senaryoyu düzgün bir şekilde ilerletebiliyorlar mı? Onu bir görelim yani inşallah dizi başladığında. Yoksa şeyler yani Tolkien için çok uçuk kaçık gene. Yani gösterilen görseller, zaman tutarsızlıkları, ırklarla yakınlaşmalar bilmem ne falan. Miriel niye suya girer acaba? Yani Miriel kraliçe herhalde geri döndü. Gözleri de düzelmiş yani. Operasyon tamam gözlerinde. Açılmış gözleri. Lazer olmuş. Lazer olmuş. Middle Earth bakalım bunları anlamıyoruz. Abi yani düğmenin ilk iliğe yanlış geçirince yanlış. O artık Tolkien'den bir şekilde koptu ama Yüzüklerin Efendisi evrenini sevenler için işte oraya bütün her şeyi, gördükleri her şeyi yerleştirmişler. Şeyi de fark ettim. Rejiyon kuşatmasında aynı Münastrit gelişi gibi Elrond gelecek. Elrond. Kendi içlerinde bu yüzük lerle ilgili tartışma olacak. Gil-galad yine böyle çok ketum bir kral gibi gözüküyor. Onu fark ettim. Hı-hı. Yani yine çok kötü bir çekimle kadını yine inatla kızdırmak için yapıyorlar herhalde izleyenleri. Yine çok kötü bir çekimle kadını olabildiğince kötü göstermeyi başarmışlar. Çok küçücük trailer'da bile bunu anlayabiliyorsun. Yine oyunculuğunu göstermek yerine kadını nasıl daha kötü gösterebiliriz diye bir çekim tekniği kullanılmış. Bir de kadını öyle bir çekiyorlar ki olduğundan daha kısa gözüküyor. Yani inatla kısa göstermeye çalışıyorlar sanki kadını. Dikkat et sahnelere. Hı-hı. Hep basık, fazla üstten. Kadın hani evet. Tam boyunu bilmiyorum ama 1.70 vardır o kadın yani 1.70 küsur vardır muhtemelen hani. Abi olduğundan daha kısa göstermeye çalışıyorlar sanki olduğundan daha uzun göstermeleri daha etkileyici olması gerekmesine rağmen yani bilemedim yani çok çok fazla şey doldurmuşlar. Yani her çoklu karışım aşure olmuyor yani daha lezzetsiz şeyler de çıkabilir yani baharatını fazla koyunca yemek yenilmez olabilir. Bir şey söyleyeceğim fark ettiğim şu ilk sezonda izlerken şunu söylemiştik o kadar fazla farklı yerlere gidip geliyor ki galiba kurguda bir problem var. Biz anlayamıyoruz. Çünkü bir oraya gidiyor ve şey aralar hani bir şeyler kesilmiş herhalde. Saçma sapan zamanlarda geçişler yapılıyordu. Şimdi daha fazla ark var Zafer abinin dediği gibi. Bakalım edit işini yine aynı adamlar mı yapacak? Hikaye bozuktu. Editte kurtarılamamış yani. Vallahi bilmiyorum. İzlemeden herhangi bir yorum yapmak da istemiyorum. Trailer görsel açıdan, güzel. Hikayeye vadi açısından güzel. Şimdi yani iyi de öldür hakkını yeme demişler. Güzel. Meteor şey. Adam da doğuya gittiğine göre Gandalf değil doğulu büyücülerden biri çıkacak muhtemelen. Çünkü direkt doğuda gösteriyorlar onu. Mordor. Abi sen hala bilgin üzerinden yorumlamaya çalışıyorsun. Öyle değil. Değil. Unut abi. Doğru doğru. O, olmuyor ki. Öyle çatlanak da unutulmuyor başka ya. Zafer abi ağlıyor içinden değil mi? Evet abi. Bir görelim bakalım. Canlı yayın yapar bunu bir detaylıca beraber inceleriz. Çünkü çok fazla şey var hakikaten. Yani küçük küçük. Şimdi bu kısa videoya her şeyi sığdırmayalım. Tepkiyiz. Çok tepki veremedik. Tepkiliyiz çünkü. Esprimi çalıyorlar. Abi zaten başta yaptın esprini. Reddy sana yazdı zaten. En kısa zamanda senden önce bir canlı yayın yapıp bunu yapalım. Bir inceleyelim abi. Bakalım inşallah ilk sezondan daha iyi bir iş yapmışlardır. İnşallah. Artık çok az kaldı zaten. Şurada ne kaldı? Bir ay kaldı. İnşallah kendi içinde tutarlı bir Rings of Power ikinci sezonla karşılaşırız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. O zaman Zafer abi sen de gel. Görüşelim artık. Çok çok az kaldı. Hafta sonuna oradayım. Tamam abi. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz millet.